Safed'i Bulan köyünde Cuma Mescidi adıyla bilinen çok önemli bir mekandayız. Buranın özelliği 8. asırda buraya gelen İslam askerleri geliyorlar ve buraya bir mescit dikiyorlar, bir mescit inşa ediyorlar. Azan sırın tuygan cürük ayıkkan, adamzatey kutul günü ayıptan, çürülükte tunguyuka takalıp, tüvölüktü kaçpağıla carıttan. Ama o mescit aynı zamanda buraya gelen askerlerin sonunun da gerçekleştiği, katledildiği bir kırgın mescidine dönüşüyor. Çünkü o dönemde münafıklığıyla ün salan bir kervancı başı bir plan yapıyor, hain bir tuzak kuruyor ve bir cuma vakti burada namaz kılan, cuma namazı kılan İslam askerlerinin başını kestiriyor. Askerlerini sağda solda pusu kurdurarak cuma namazı sırasında birdenbire saldırılıyor ve namaz kılan askerlerin pek çoğunun 2772 tanesinin kafası kesiliyor. Biraz önce kafası kesilen askerlerin başlarının olduğu kabri gördük, türbeyi gördük. Topluca bir araya gömülmüşler. Şimdi bu mescidin hemen yanı başında da bu askerlerin bedenlerinin gömüldüğü yeri göreceğiz. Başları kesilerek katledilen İslam askerlerinin başlarını bir tarafa gömmüşler, bedenlerini de bir tarafa. İşte burada o askerlerin bedenleri var. 2772 İslam askerinin bedenlerini topluca buraya gömmüşler. Bulunduğumuz bölgenin belediye başkanı Cemalettin Bey ile birlikteyiz. Evet Cemalettin Bey, hiçbir iz yok, yazı yok, kitabe yok. Niye böyle? Niçin böyle? Sözler vaxtı bu hiç kanday mezarın etrafında hiçbir işaret yok. Muhafaza edilmemiş. Müslümanların buraya sahip çıkmasını ve tanımasını istiyoruz. Şimdi bana şu bizi fakat mabla yolu giden şu insanlar hakiki Arabı dünyada İslam'ı yürütüp başka tartıp şu için yurtta Müslüman kıyan insanları tanısı bana karavuz getirdi. Arada olmasınlar, onulmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Şah Fazıl'ın kabrinin başındayız. Şah Fazıl döneminde önemli bir isim. Buranın İslamlaşması, İslamiyet'in burada yayılması konusunda büyük hizmetler olan büyük bir zat ve sonuçta zehirlenerek yine şehit ediliyor ve kabri buraya defnediliyor. Şimdi buradaki dostumuz, buranın görevlisi, yetkilisi bize Şah Fazıl'ı anlatacak. Şah Fazıl kimdir? Buyurun. Şah Fazıl, Şah Carırı'nın balası bulup, şiirge Şah Carırı'dan 40 yıldakin, Tölgen'dakin gelip şiirde İslam dinini örnatken. Şah Cezir buraya ilk gelen, 12 bin askerle gelen bir komutan. Şah Fazıl tugulgandaki 40 yaşka tölgandaki kayta gelip şiirde İslam. 40 yıl sonra Şah Fazıl babasının hizmetini devam ettirmek için bu topraklara geri dönüyor. Küçükken Rus devrinde, Sovyetler Birliği'nde Rusya'dan araştırmacılar gelmişti. Demişlerdi ki biz burayı tamir edeceğiz. Tamir ihtiyacı var. Su geçiriyor, yazıktır diye kapattılar burayı. Kimseyi sokmuyorlardı. Yaklaşık bir sene burada kaldılar. Çatıyı açtılar, şeyleri, tuğlaları değiştirdiler. Ama ne yazık ki buranın kendi eski halinden de tamir etmediler, sadece bozdular. Peki niyetleri ne olabilir bunlar? Niyetleri buradaki halkın söylediği gibi eskiden buranın Şah Fazıl'ın işte türbesini yaptırdıkları zaman tam yukarısına gördüğünüz gibi oraya altın saklamışlar. Yani Ruslar hazineyi bulmak için, altını bulmak için tamir adı altında gelip burada araştırma yaptılar. Köy tarihini okudukları zaman buranın altın olduğunu bilerek tamir maksadıyla gelerek, yalnız tamir için gelmemişler. İşte burada Arap Kur'an ayetleri yazılıydı. Onları da bozmuşlar, silmişler. Belki de altın çıkabilir diye. Altını götürmüşler. Yani bu götürdükleri kesindir. Çünkü köy halkı biliyormuş burada altın olduğunu. Kimse korkuyormuş dokunmaya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ummi ve ala alihi ve sahbihi وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. Yakınlarındaki bir dağın yamacındayız. Buranın özelliği, burada bir bayraktar yatıyor, İslam bayrakları. Hoca Alemdar 8. asırda buraya gelen 12 bin kişilik İslam ordusuyla birlikte burada mücadeleler vermiş, savaşmış, vuruşmuş, dövüşmüş ama İslam bayrağını, tevhid bayrağını bu dağların yamaçlarına dikmeyi başarmış. Ve bayrağı astığı zaman vuruluyor, yaralanıyor. Oğluna diyor ki, evladım diyor, bu bayrak İslam bayrağıdır, Allah'ın bayrağıdır. Bunun burada dalgalanması lazım ve kendisinin öleceğini anlayınca bayrağı oğluna devrediyor. Oğlu da aynı şekilde düşmanların bütün saldırılarına rağmen bayrağı yamaçta dimdik tutmayı başarıyor ama o da yaralanıyor. İşte oğlunun mezarını görüyoruz. Bir tarafta Hoca Alemdar'ın kabri var. Bir tarafta da oğlunun mezarı var. Baba oğul burada İslam bayrağını dikmek uğruna canlarını feda ediyorlar ama o bayrak burada halen dikili duruyor.